Değerli izleyenler, Kanal 5 ekranlarından merhabalar. Bir Genç Kampüs programında daha birlikteyiz. Efendim bu hafta yine Gaziantep'in farklı bir yerinden sesleniyoruz size ve farklı bir konuyla karşınızdayız. AK Parti kanadından çocuk tecavüzcülerine ve çocuk katillerine yönelik idam cezasının getirilmesine yönelik birkaç açıklama vardı. Biz de bugün halka idam cezasını soracağız. Bakalım halk idam cezası hakkında ne düşünüyor? Halkın görüşlerini size birazdan yansıtmaya başlayacağız. Hazırsanız turumuz başlasın. İbrahim. İbrahim Bey, şu an gündemde bir konu var. Evet. Çocuk tecavüzcülerine ve çocuk katillerine bir şekilde idam cezası gelsin mi gelmesin mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Gelmeli mi? Geç bir laf aldı. Gelmesi lazım. Niçin gelsin? Şimdi kurban oldum Allah. Herkesin, mesela her canlının dişisini erkeğini yaratmış. Aha. Dinimizce gereken bazı kurallarımız, bazı görgülerimiz var. Sadece çocuk tecavüzü değil, sadece çocuklara olan zinalar, kötülükler değil. Her türlü suçta, mesela bütün Avrupa'da, bütün dünyada yaygın olan cezalar var. Bir tek bizde engel var. Ben o görüşe katılıyorum. Çıkması da lazım idama. Peki bunu önlemek için, bu suçların işlenmesini önlemek için okullarda ya da ailede ne gibi eğitimler verilmeli? Şimdi dünyada en tehlikeli şey bencillikten cahillik. Bunun önüne geçmek için okuması lazım. Her neslin. Yani şimdi çocukları serbest bırakma olayları var. Aileden dolayı arayıp sormama var. Çocuk parayı getiriyor. Nereden getireyim diye sormuyor. Aferin oğlum, biraz daha getir diyor. Belki hırsızlık yapıyor, belki uyuşturucu satıyor, belki daha başka yolları var. Normalde yani çocuğa, bizde en büyük suç büyüklerin. 5 çocuk da benim var. Yani bunları okutmak, bunlardan ilgilenmek, dövmek de çözüm yani. Boğmak da çözüm değil. Çözüm olan nedir? Derdini dinleyeceksin. Yani korku suçu getirir zaten. Bir çocuk babasından korktuğu zaman suçunu saklamaya başlarına ilk önce simit çalar, yarın araba çalar. Öbür günde cinayet işler. Bütün şeyler bu yani. Bence gelmeli. Çünkü yani çocuklar korumasız bir olduğu için. Yani kendini koruyamıyor, kendini savunamıyor. Artı bunu suistimal eden insanlarımız var. Zaten ülkemizdeki cezalar caydırıcı olmadığı için suç oranı almış başını gidiyor. Bence idam konusu bir an önce ele alınmalıdır. Yani peki bu suçun işlenmesini önlemek için eğitim vesaire durumlar çözüm olur mu? Okulda ve ailede eğitim durumu çözüm olur mu? Mutlaka olur. Eğitim eğitim seviyesi yükseldiği zaman bu suç oranı mutlaka düşecektir. Bu sokaklardaki işte bu tinerciler olsun, baliciler olsun, yani başıboş gezen insanlarımız, cezalar caydırıcı olup da bunlar yani cezalandırıldığı zaman ondan dolayı gerideki insanlar suç işlemeye meyilli olmaz. Şu an cezalar zaten caydırıcı olmadığı için adam hırsızlık da yapıyor, gasp da yapıyor, tecavüz de yapıyor, yani bunlar gidiyor 3 ay atıyor, 5 ay atıyor, çıkıyor tekrar aynı şey devam ediyor yani. Yani bu cezaların bir an önce caydırılması için, cezaların yükseltilmesi artı idamın da başlı başına ele alınması gerekiyor bana göre. İdam değil de ağır bir ceza taraftarıyım. İdam konusu biraz sert sanki. Niçin? Bilmiyorum, ben insanların ölümüne karşı tepkiliyim biraz. Hani sorun ne kadar zor olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun ölümü sevmiyorum ben. Ölümle cezalandırılmaması gerekiyor ama ağır müebbet falan. Öyle olabilir mesela. Peki müebbet şu an mesela yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nda belirli şartları sağlaması halinde müebbet veriliyor. Yani bu suçu işleyen kişilere. Ama çözüm olmuyor. Bir caydırıcılık da sağlamıyor. Bilmiyorum, ben ölüm taraftarı değilim yani. İnsanların ölmesini sevmiyorum. Hani bizim yüzümüzden ölüm çok ağır olur benim için. O yüzden kaldıramam ben başkasının benim yüzümden ölmesini. Peki sizce aile içi eğitim vesaire durumları bu suçun önlenmesini azaltır mı? Sanmıyorum. Yani bu suçu işleyen illaki işler diyorsun. Yani aile ne kadar düzenli olursa olsun dışarıda çocuklarımızı her an koruyamıyoruz. Özellikle okul önlerinde falan, o yüzden zor biraz. Açık saç arttığı için tabii ki, her şey artık göz önünde olduğu için. Özellikle zanlılar mesela her şeyi bilerekten göz önünde. Kamera karşısında bile insanlık rahatlıkla yapabiliyor. Aynen öyle. Ben Antep'te birkaç tane yaşlı amcayla görüştüm. Yani görüştüm derken daha önceden
idam varmış bu eski adliyenin orada. İnsanlar idam edildiği zaman orada 1-2 gün sallanıyormuş. Ben yanlış bilmiyorsam bana öyle söylendi. Yani ibret alem olsun. İbret alem olsun diye. Şimdi ibretlik olaylar olmadığı için zaten suç oranı almış başını gidiyor. Hani dediğim gibi sokak olaylarında o kadar işler yapılıyor. Adam gidiyor 3 ay, 5 ay, 1 sene yatıyor, çıkıyor, tekrar devam ediyor. Ama ki o suçlular dediğim gibi idam edilmiş olsa kenardaki insan ondan çekinecek ve o suçu işlemeyecek. Suçlular da o zaman sayısı azalacak. Şu an yani şurada biri gelip sana çalsa bile sen kendinden korkuyorsun, bir şey yapamıyorsun. Adam kaybedecek bir şeyim yok diyor. Yani istediğini yapıyor. Bu yüzden bence cezaların tamamen caydırıcı olabilmesi için idam olması şarttır bence. Benim bakış açım çok farklı. Mesela televizyonlarda izliyoruz. Adam eline silahı alıyor, gidiyor kuyumcuyu basıyor. Vuruyor, öldürüyor, çıkıyor, gidiyor. Yani o adam senin için çalışmamış. O parayı senin için kazanmamış. Sen de çalışırsın, sen de kazanırsın. Yani gasptır, ne bileyim yani bana göre yani devleti soyanlar bile idam edilmelidir. Yani insanların özel hayatıdır, işte bu tecavüzdür, yani vesaire gibi bütün şeylere en azından %80'ini idamla cezalandırılmış olsa bence bu ülke yaşanılır bir ülke olur. Yani idam cezasının yaygınlaştırılmasını evet, düşünüyorsun. Mutlaka yani. Bugün 1 Mayıs olayları oluyor. Ben de işçiyim. Yani işçi bayramı nasıl kutlanır? Davulla, zurnayla oynarsın, haraylar çekersin. Ama bakıyorsun İstanbul'da vesaire gibi yerlerde sokaklar kan gölüne dönmüş. Esnaf kepenk kapatmış. Yani sen 1 Mayıs'ın kutlamasını mı yapıyorsun yoksa teröristlik mi yapıyorsun? Bence bunların bile idam edilmesi gerekiyor. Yani cezaların tamamen caydırıcı olması gerekiyor. Bence gelmeli. Niçin? Ya toplumumuz çok kötü. Yani hepimizin çocuğu var, kardeşi var. Hı-hı. Yani insan güvenip de kapısını salamıyor çocuklarını. Hı-hı. Ben şayet kendi çocuğum olsa korkarım yani salmaya. Peki idam cezası gelince caydırıcı olacak mı sizce? Bilmiyorum. Belki bir nebze. Çözüm olur mu yani? Çözüm değil. Yani hiçbir şey çözüm değildir. Hı-hı. Ama belki iyidir yani. Kimi insanlara bir şeyler anlam ifade eder, duraklatabilir. Ama çözüm mü? Hayır, çözüm değil. Peki bu yüz kızartıcı, hoş olmayan suçların işlenmemesi için sizce ne gibi şeyler yapılmalı? Ne gibi önlemler alınmalı? Toplumumuz bilinçsiz gelişiyor zaten. Hı hı. Yani bilinçli bir toplum yok zaten. Hı hı. Yani toplumumuz biraz daha bilinçli olsa, evet, belki bu tür şeyler olmaz. Ha, olmaz diye bir şey yok, oluyor yani. Bugün İran'da mesela şeriat var. Hı hı. Ha, hırsızlık olmuyor mu? Oluyor. Yani her şey oluyor. Ama önüne geçemezsin, ama azaltırsın. Yani bunun önüne hiçbir zaman geçemezsin. Ama azaltma olabilir. Yani azaltmanın yolu eğitimden mi geçiyor sizce? Ya belki biraz daha bilinçli olsa halkımız. Hı hı. Yani çözebilirse bile yani %100, %20 oluyorsa %10'a düşürebilirsiniz yani bunu. Hı hı. Ama %100 önüne geçemezsiniz. Yani bu tür suçların işlenmesini bir nevi bitirileceğine inanmıyorsunuz. Tabii bitmez canım bu. Hı hı. Yani bunu önüne geçemezsiniz. Ha, ama azaltabilirsiniz. Peki yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi zaten bunu yapan insan zaten kendi aklı başında bir insan değildir yani. O anki psikolojisi nedir onu bilemezsin, ölçemezsin yani. Bu hepimiz için geçerli. Bence de olumlu bir karar olur. Çünkü hepimizin çocukları var. Bugün çocuklarımız sokağa çıkarmaktan korkur hale geldik. Yani toplum acayip bir şekilde bozulmaya başladı. Bu Sayın Bakanımız da açıklama yapmıştı bugün. Hatta o da bazı dizilerin gençleri farklı yönlere yönlendirdiğini, işte bu olayın ana merkezine el atılması gerektiğini söylemişti. Yani Sayın Arınç'ın düşüncelerini söylüyorsunuz. Aynen. Peki siz dizilerde, daha doğrusu hani buna kısa bir ad verecek olursak, pornografi artık çok ulaşılabilir bir şey oldu. Televizyonlarda, bilgisayarlarda çok rahat gençlerimiz görebiliyor. Bu etkiliyor mu? Muhakkak etkiliyor çünkü çocuk pornoları adı altında servis yapıldığını hepimiz biliyoruz bunu artık. Yani muhakkak bir etkisi vardır. Yani o suçu işlemeye yönelik bir kanalize ediyor mu? Bence kanalize ediyoruz. Peki yani idam cezasının gelmesini doğru buluyorsun? Kesinlikle idam cezası şart. Peki bunu önlemek için, bu suçların işlenmesini önlemek için ne yapmak lazım idamdan başka? İdamdan başka şu an bilmiyorum ama Türkiye'deki cezalar caydırıcı değil. Bu birinci konu. Onun dışında bilmiyorum. Yani idam bence şart yani bu konuda. Yani konu çocuk olunca, gel çünkü
bir ülkenin geleceği gençlerdir ve çocuklar diye bildiğimiz için bunlara muhakkak sahip çıkılması lazım. Aslında çok önemli noktaya temas ettiniz. Ülkenin geleceği çocuklar. Kötü bir genç yapısına sahip olan ülke kötü bir geleceğe sahip demektir. Aynen öyle dediğiniz gibi. Peki bu suçun önlenmesinde ailenin rolü nedir? Ailenin rolü yetmiyor buna. Şimdi ben kendi çocuğum var, ben dışarı çıkarıyorum, işte gezdiriyorum. Ama çocuk benden çok işte sürekli televizyon olsun, sokaktaki çevreler olsun. Hepsini benden daha iyi görüyor artık şu anki çocuklar, öyle yetişiyor. Her şeyi gören, bilen, isteyen bir konuma geldik. Dışarıdaki faktörlere karşı aile de bir yerden sonra koruyamaz oldu çocukları. Çünkü yarın öbür gün okula göndereceğim ben o çocuğu. Kimdi? İşte okul çevresidir, işte arkadaşlardır. Ben takip edemiyorum bunların hepsini. Ondan dolayı yani cezalarını arttırması lazım. Bence kesinlikle gelmeli. Hani eğer ruh hastası, o insanların hepsi gerçekten ruh hastası. Eğer ruh hastası olmasalar zaten yani kalkıp da böyle bir şey yapamazlar. Ve inanıyorum ki hani bunlar tedavi olacaklarını da zannetmiyorum. Yani bunların tedavi yolları da yoktur bence. Yani kesinlikle onların idam olması gerekiyor bence. Yani tedaviyle rehabilite olamazlar mı? Bence olacaklarını zannetmiyorum. Peki biraz işin ön kısımlarına bakalım. Şimdi bu suçu işleyen de bir insan, kendisine suç işlenen de insan. Nasıl bir eğitimle bu suçu önleyebiliriz? Daha doğrusu eğitimle bu suçu önlemek mümkün mü? Bence bunun eğitimle alakası yok. Bunun eğitimle alakası yoktur. Çünkü hani eğitimle alakalı olmuş olsaydı ne bileyim şu an mesela Türkiye'de çoğu artık hani lise mezunu oluyor. En kötü ihtimal lise mezunu oluyor. Ortaokul, lise okumuş oluyor. Özellikle bu 20-30 yaş kısımda, kesimli kısımlarda. Eğer eğitimle alakalı olmuş olsaydı zaten bunlar yine bu işi, suçu işleme yani işlerler. Yine işlerler. Her halükarda isteyeceklerdir de. Onun için eğitimle alakası yok. Bence idam edilmeli bunların hepsi. Hatta ben şuna da inanıyorum. Eğer bir kişi, iki kişi böyle bu şekilde idam edildikten sonra diğerlerinin de gözünün korkacağına inanıyorum yani. Yani caydırıcılık babında önemli. Caydırıcılık babında daha önemli bence. Peki yetkililere neler söylemek istersiniz? Hani toplumsal bir gidişat var o yöne. Bunun önlenmesi adına ne gibi önlemler almalı yetkililer? Şimdi ben şundan da korkuyorum. Mesela benim de iki tane çocuğum var. Yarın bir gün yani bu hani sadece şeye değil, herkesin başına gelebilecek bir olay. Herkesin başına. Yani yetkililere bence bunu en kısa zamanda yapmaları lazım. En kısa zamanda çıkartmaları lazım bence bunu. Çünkü caydırıcılık babında bunu yapmaları gerekiyor. Kesinlikle yapmaları lazım. Eğitimle bunu nasıl caydırabilirler bir insanları ya da psikolojileri nasıl altına inip de fikirlerini değiştirebilirler ki yani? Hani şu çocuk küçücük 2 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğa eziyet ederek öldüren bir insanın ne kadar eğitilebileceği ya da idam cezasıyla bunun önüne geçip geçilmeyeceği konusunda valla çok da kesin karar vermiş değilim yani. Ama biz de çocuklarımızı parklarda oynamasını istiyoruz. Rahat rahat herkese bırakabilmek, güvenebilmek istiyoruz. 2 tane kız çocuğum var ve ikisinde kimseye güvenemiyorum yani şimdi. Yani idam cezasının gelmesini doğru buluyorsunuz yani? Ya bir yerde doğru buluyorum. Eğer hani bu çözüm olacaksa gelmeli. Gelmeli, niçin gelmeli dediğimiz zaman da şunun için gelmeli. Evet, bu idamlar orayları önlemez. Kesinlikle önlemez. Aynen olaylar devam eder. Ama en azından tecavüze uğrayan çocuğun, öldürülen çocuğun ailesi, kardeşi, annesi, babası benim çocuğumu öldüren idam edildi diye rahatlar. O açıdan gelmesi lazım. Gelmeli ve uygulanmalı anında. Yani bir toplumsal huzur ve refah sağlanması adına mı? Sağlayamaz ama en azından caydırıcı olamaz. Fakat en azından kısasa kısas uygulanmış olur, iyi olur bence gelmeli. Peki idam cezasından önce hani bu suçu işleyene ve suç kendisine karşı işlenene bir eğitim vermek lazım biraz. Ne gibi eğitimler verilebilir bu suçun azalması için? Hiçbir eğitim verilemez. Karaktersiz adam eğitim. Ben 41 sene yurt dışında kaldım. Aha. Danimarka'da. Evet. Orada Avrupa'yı da iyi bilirim. Hiçbir zaman eğitimle bunlar önlenmiyor. Çünkü dünyanın en yüksek eğitimli olan İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılar bile en fazla bu suçlar orada işleniyor. Yani eğitim çözüm olmuyor mu? Hayır. Tam tersi eğitim suç oranını da daha da artırıyor. Peki Ömer amcacığım biraz Avrupa'dan konuşalım. Avrupa'da bu suçlar gerçekten çok işleniyor mu? Biraz bahsettiniz ama biraz daha bahsedin. Buradan fazla. Ben Danimarka'da kaldım 41 sene. Bu suça eğilim var mı? Bu suçlar bizden
yüzlerle daha fazla oran olarak pedofili derler orada. Bu işte çocuk pornosu falan. Ya hep bunlar papazlar falan bunu yapanlar, yüksek eğitimli insanlar. Bugün bir papaz bir köy imamına benzemez yani. Papaz okulundan çıkıyor, çok yüksek profesör seviyesinde insanlar bunlar ama suç oranına baktığı zaman en fazla papazlar bu suç işliyor. Aynı zamanda Danimarka'da aile içi tecavüzler daha fazla. Yani önlenmiyor, evet orada idam yok. Fakat cezalar çok ağır orada. Buna rağmen önlenmiyor. İdamın gelmesi şart bence. Tabii ki gelmeli, muhakkak arkasındayız yani tecavüz edenler. Tabii ki canım, tecavüz edenler. Ya idam kalktı zaten, bu Türkiye karıştı iyice. Ama idam gelirse bu tecavüz edenleri, hırsızları yani idam etmeliler, arkasındayız. Çözüm olacak mı? Olacak, tabii ki olacak. Biz içeride alıp besliyoruz yani. İçeride doyuruyoruz karınlarını, dışarı atıyoruz. Onlar bildiğini okuyor. Ama içeride yani asılsa birinden birine muhakkak örnek olur yani. Derler ki böyle oluyor içeride. Bunu da yapmazlar. Bence öyle yani. Bu idamın arkasındayız biz. Başbakanımızdan da bunu bekliyoruz yani. Biz onun için ona oy verdik. Lütfen de o idamı çıkarsın yani. Başka ülkelerde görüyoruz. Tecavüz edenleri muhakkak yani hemen meydanda asıyorlar. İdam ediyorlar. Ama bizim Türkiye'de alıp içeride besliyorlar. Biz de bunun arkasında değiliz yani. Lütfen yani gerçekten de idam çıkmalı. Peki aileler ve okul çocuklarımıza iyi eğitim veriyor mu bu suçların işlenmemesi için? Ben elimden geldiğim kadar kendim olarak çocuklarıma bu eğitimi veriyorum ama okulları pek beğenmiyorum yani, okullar değil. Hani madem konuşuyoruz, iğneyi ilk önce kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Yani siz okulun çok iyi eğitim verdiğini düşünmüyorsunuz, öyle mi? Düşünmüyorum, hayır. Ben Türkiye genelinde okulların hiçbir güzel eğitim, devlet okullarının yani arkasında değilim. İyi eğitim yok. Ya bütün hepimizin çocukları var yani. Onun için yani idam olmasını isterim ben. Peki çözüm olacak mı? Yani bu suçların işlenmesi azalacak mı sizce? İdam olursa azalır belki. Korkarlar yani en azından. Olması lazım yani. Ne gibi işte, idamdan başka ne olabilir ki? Yani en ağır mı? Evet, son çare idam yani. Bütün hepimizin çocukları var, torunlarımız var. Onların başına gelmemesi için yani isteriz. İdam şimdi gelmeli. Yani benim şahsi bir gün gelmeli. Çünkü batıyla bizim aramızda çok fark var. Yani batının yasalarıyla yaptıkları kanunlarla biz yönetilemeyiz. Çünkü Türk toplumu, örf adetleri, ananeleri farklı, batınki farklı. Onun için idam Türkiye'de olması şart. Benim şahsi fikrim. Çünkü cezaların caydırıcılığı yok. Yap, yat, çık, ye, beslen, bitti. Yani bu. Ya bu şartlarda gittikçe suçlar da artıyor. Nüfus arttıkça metropol şehirlerde bu kaçınılmaz. Cezalar caydırıcı olmazsa tabii idam gelmesini istiyorum. Ailenin derken ilk önce şu internetin denetimli olması lazım. Bu kesin. Çünkü şimdi yeni şöyle diyeyim yani bizim gençliğimizi değil de şu an yaşadığımız gençlerin düşünürsek en çok bozucu internet, televizyon yayınları denetlenemiyor. Yani artık yetkililer, RTÜK biraz daha dikkatli olsa, biraz daha inceleseler bunların çok faydası olur. İnternetin sansürlenmesi, yani yayınların gençlere yönelik daha olumlu, eğitici olsa da güzel olur ama o da zayıf. Çocuklar, gençler bu dizilerden çok etkileniyor. Yayınlanan dizilerde mesela şimdiki dizilerin hemen hemen %90'ı, daha da fazlası belki, aile yapısını bozacak şekilde. Gençlerin olsun, bu genç kızların olsun, genç erkekler ya fark etmez. Yani tüm genel gençlerin hani aile yapısını, gençlerin hareketlerini, düşüncelerini olumsuz etkiliyor. Çok örnek alıyorlar. Şeylere giriyor yani kafaları. Bu yaşantılara, gösterilen güzel parıltılı yaşantılara gidiyor. Basitmiş gibi geliyor, özentiymiş gibi geliyor. Onun için bunlara bir oyun gibi geliyor. Tabi içeri girene kadar, içeri girince bakıyor o da cezanın caydırıcılığı yok. Şimdi Avrupa insan haklarına göre işkence yok, dayak yok. O cezaların yaptırıcılığı yok. Ailesinden iyi bakılıyor içeride. Neden? Caydırıcılığı yok çünkü. Cezalar etkili değil.
tabii düşünüyorum. Niçin? Bence daha iyi. Yazık, anaların babaların yüreği yanmasın artık. Hı-hı. En azından caydırıcı olur. Daha az olur belki yapanlar. Valla daha güzel olur bence. Benim iki tane torunum var, dışarı koyamıyorum korkudan. O akşam televizyon seyrederken her gün gözyaşlarıyla seyrediyorum böyle. Bazen kapatıyorum hatta. Tansiyonlarım yükseliyor. Yazık değil mi, o kadar anaların babaların yüreği yanıyor. Bence biraz caydırıcı olur en azından. Yarım şimdi okuyanı okutabiliyorsun ama biraz daha bilinçli, daha şey oluyor. Ama okumayanı da okutamıyorsun. O biraz daha cahil kalıyor. Tabii her şeyden uzak, her şeyden, hele köylerde, şeylerde. Belki de onun için yani. Biraz çok çocuk olduğunda dışlanıyorlar. İşte gitmiyor, okul okumuyor, çalışmıyor. İşte dışlandığı için de her türlü kötülüğü yapıyor insanlar, çocuklar, gençler daha doğrusu. Bence gelmeli. Niçin gelmeli? Caydırıcı olmalı birincisi. İkincisi, insan ona cesaret etmemeli. Avrupa ülkelerinde var yani bu idam cezaları, Amerika'da var, işte diğer Avrupa ülkelerinde var. Ben de gelmesini düşünürüm. Türkiye taşlanıyor ama o konularda, ama gelmeli. Çünkü caydırıcılığı var. Hı hı. Çok önemli. Çocukların kesinlikle böyle tipi bozuk insanların yanına yaklaşmaması, çocuklara gerekli eğitimin verilmesi, okulda olsun, evde olsun bence çok önemli. Bence de doğru yani. Televizyonda her şey normalleşmiş ki, o kadar kötü şeyler artık normal görülür olmuş. Hatta hayatımızın içinde bile, parklarda bile artık çok böyle ahlaksız şeyler görülebiliyor ve ben doğru bulmuyorum. Amerika'da oluyor, niye Türkiye'de olmasın? Türkiye'de olsa Amerika karşı çıkıyor ama kendileri yaparken karşı çıkılmıyor. Hiç kimse karşı çıkmıyor. Bence doğru. Caydırıcı olması için onu yapan birisi yapıp o idam edilse, diğeri ona cesaret edemez. Aynı cezayı göreceği için ona cesaret edemez. Zaten şimdi onu düşünen bu başka bir yere gider yani, bu sorduğunuz soru başka bir yere gider yani, o karşılıklı isteme olur ama tecavüz çok başka bir şeydir. O yüzden hani tecavüzün cezası bence olmalı yani. Ben başbakanımıza şeyim, katılıyorum. Yani başbakanla destekliyorsunuz ve idamla cezalandırmalıyor. Evet, bence de. Ya bu konuda destekliyorum yani, söylediği şeyleri destekliyorum. Kanunlarda bence de açık var. O açıkların daha iyi gözden geçirilmesini isterim yani bir vatandaş olarak. Cezalar caydırıcı olsun ki suçlara cesaret edilmesin. Gelmeli tabii canım. Niçin gelmeli? Gelmeli yani, çocuktan bahsediyorsunuz, tecavüzcüden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Bence gelmeli. Sebep yok bunun için, bence gelmeli yani. Peki siz idam cezasının çözüm olacağını düşünüyor musunuz? Yani bu yani suçun işlenmesini bitirir mi? Çözüm olmasa da caydırıcı olur diye düşünüyorum. Hı hı. Ya çocuk istismarı şimdi şu anda ülkemizde çok büyük bir problem ve sorun olmaya başladı. Hı hı. Kesinlikle yani bence idam cezasının etkili olacağına inanıyorum. Yani bu suçun işlenmesini bitirir mi? Ya bitirmese de en azından caydırıcı olacağına inanıyorum. Peki hiç işlenmemesi için ya da işlenmesinin azalması için idam cezasından başka eğitimle alakalı ne yapılabilir? Eğitim şart. Ne tarzda eğitimler olabilir? Eğitimde ya özellikle şu anda sosyal medya, görsel medya, bu çok etkili oluyor insanlar üzerinde. Gençlerimiz hep lüzumsuz şeylerle uğraşıyorlar. Ya izlediğimiz dizilerden kaynaklanıyor biraz. Yani bence biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle etki ediyor tabii yani. Nasıl etki ediyor? Gençlere olumsuz etkiliyor yani. Olumsuz etkiliyor şimdi. İzlediği televizyondan etkileniyor. Şimdi düşünürsen gençler eskiden öyle değildi yani. Şimdi her türlü imkan var elinde, telefondan, internetten, yani kolaylıkla ulaşılmayacak şeylere ulaşıyorlar. Yani kısacası pornografi diyorsunuz. Yani onların etkili oluyorlar bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi görüyoruz çocuk daha 10 yaşına gelmemiş. Hı hı. İnternetin başından kalkmıyor. Hı hı. Arkadaşın dediği gibi her türlü siteye girip çıkıyorlar. Her türlü pislik var orada. Evet. Bunların etkisi oluyor diye düşünüyorum yani. Yani çocuk görüyor diyorsunuz. Evet. Farklı yönlere kanalize olabiliyor. Aynen. Peki buradan yetkililere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu tür şeylerde kesinlikle, hı hı, gelmeli yani. Çocuklarla alakalı söylediğiniz şey, hı hı, çok önemli. Yani çocuğa uzanan eller kırılsın diyorsunuz. Evet, aynen. Birincisi çocuk istismarı, ikincisi kadına şiddet. Yani ikisinde de idam gelsin. İkisinde de haktır bence. Peki kadına şiddete de biraz bu konuyu konuşalım. Nasıl olabilir? Yani mesela bu haftaki konumuz idam. Ve dolayısıyla idam suçunun yelpazesi altına girecek
işlemlere, faaliyetlere bakıyoruz. Mesela bir çocuğa tecavüz edilmesi, arkadaşınız da söylediği gibi bu suçun kapsamına girmeli. Mesela siz kadına şiddet dediniz. Kadına şiddet niçin girmeli? Ya kadına şiddet, ya kalkıyor karısını mesela öldürüyor. Bunun bence bir cezası olmalı. Bence caydırıcı olması için idam olması lazım. Ya gerçekten yani bana bakarsanız fikir olarak gelmeli. Niçin? Yani gelmeli ki artık bu kadar yani iğrenç şey bir şekilde durdurulmalı. Yani çocuğum şimdi biraz önce çeyirdek almak için bak şuraya karşımda yere oraya gönderdim. O çocuğum orada gelene kadar şurada çıldırdım yani. Yani düşünebiliyor musun bir çocuğumu şuradan şuraya göndermemek bir anne için ne demek? Yani bir anne niye çocuğunu yani ben şu anda çocuğumu bak yanımda oraya gönderemiyorum. Yanında durmasam o çocuğu oraya gönderemiyorum her an biri alır götürür diye. Bir annenin yüreği neden bu kadar yani ürksün? Ha bir anne bu çocuğu rahat mı büyütüyor? Rahat mı dünyaya getiriyor? Rahat mı yetiştiriyor? Hani bir gereksiz bir insan alıyor ve götürüyor. Kolay mı yani? Bu da öyle ne olursa olsun bu yani belki bir anne bir babanın eğitim gereksizliğinden yetersizliğinden de olabilir. Yani ben buna da kesinlikle diyorum bir yani düzgün bir annenin düzgün bir aile içinde yetişmiş bir evlat bunu yapmaz. Bunu biliyorum. Baş zaten hani diyorlar ya ne olursa olsun yani bir ağacın bile kökü kök değilse dalları dal olmaz. Şu anda şu ağacın kökündeyim. Kökü şurada sağlam olmasa bu dalları dal olmaz. Demek ki yani temel bozuk ki o çocuk o durumdadır. O kişi o durumdadır. Ben ne olursa olsun yani belki idam bir olsa belki iki olsa artık en azından bir korku olur. 3-4 olmaz. 5-6 olmaz. Bir korku olur. Bir, yani o insanlar için bir korku, bir kuşku, bir telaş olur. Yani en azından bu olur diye düşünüyorum. Ve ben uygun buluyorum. Vallahi gelmeli de Zahiren. Gelmemesi için bu ülkemizde çok böyle tecavüzler oluyor, öldürmeler oluyor, kaçırmalar oluyor. Bunu böyle gündeme getirirlerse bence bir iki tanesini görürlerse böyle bence bundan şey kılarlar. İrak kılarlar. Yapamazlar. Ülkemizde çünkü çok böyle acılar duyuk. Onların anneleri ağlıyor ama bizler de evlerde ağlık. Bizler de acılarlar onlardan paylaşık. Ama olmaması lazım. O çocukların günahı nedir yani yazık değil mi? Hemen tecavüz oluyor, hemen öldürme oluyor, hemen yakma oluyor, hemen ondan sonra ne bileyim gömmeler oluyor. Çok acı şeyler yaşanıyor yani ülkemizde. Senin çocuğun var mı? Hayren bu ailede inanır mısın? Annenin büyük loru var. Anneler çok çocuğunu eğitmeli, öğretmeli. İyi kötüyü farkında olmalı. Küçükken anneler ağlarsa çocuklar ağlamalı. Gülerse gülmeli. Bunların farkında olursa biraz da varlığı yokluğu anlarsa lüks şeylerde yaşadıklar zaman bir şeylerin farkında derler, yokluğun farkında derler. Hayla büyümüşler, bir şey görmemişler, bir şeyden yokluktan karşılaşmamışlar. Bunların da büyük şeyi var. Bence de açıklık saçıklık, böyle ne bileyim gender gender bilmemezlik. Sonra iki tane genç oturuyor annem, ne bileyim yani yakışmayacak şeyler yapıyor. Onların annesi yok mu, babası yok mu? Yakışmaz yani, öyle güzel şeyler olmaması lazım. Benim 8 tane çocuğum var.
Ben kızlarıma bile dahi akraba bayramlarda, düğünlerde ben çocuklarımı yakınlardan tokalaşmaymış, öpüşmemişmiş kabul etmedim. Olmaz öyle. Bunun çok büyük şeyi var, bunun loru vardır annelerin. İşte onun yüzüne kim kime dumduma. Kimin eli kimin cebinde. Bu güzel olmaz. Biraz acı aileler kendi şeylerine çeki düzen vermeleri lazım. Vallahi ben yani bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu cipte zahiren. Şimdi çoğaldı. Şimdi yani bir küçük elini öper beraber oturduğumuz oğlan var, torunu götüreyim getireyim. Yani ben çok şey etmeyeyim yani göremeyeyim. İlgilenemeyeyim. Artık gençlerden de bilmeyeyim yani. Bence gelmeli. Bir için gelmeli? Çocukluk lazım yani sonuçta. O zaman belki daha şey olur, önlenir bu şeyler. O da doğru. Ben kendi çocuğuma mesela şey yapıyorum. Oğlum birinci sınıfa gidiyor. Tanımadığın kimselerin arabasına binme diyorum. Yakın komşumuz olsa dahi binme diyorum. Okuldan çıkışta mutlaka beni bekle diyorum. Çığlık atmasını söylüyorum birisi geldiğinde. Yani ben de bir şeyler, eğitimler vermeye çalışıyorum. Peki siz çocuklarınızı dışarı çıkardığınızda ya da çocuklarınız kendi başına dışarı çıktığında, okula gittiğinde korkuyor musunuz başına bir şey gelir diye? Tabii ki çok korkuyorum. Kendim getirip götürüyorum. İkizim olmasına rağmen sabah ve öğlen kendim getirip götürüyorum. Komşularıma bile emanet etmek istemiyorum. Yani çok korkuyoruz bu olanlardan dolayı. Kameralar işte çok yaygınlaştırılabilir, güvenlik kameraları. Onun dışında ne bileyim. Yani biraz polisler belki daha böyle duyarlı olursa. Evet, okulumuzun önünde polis de yok, doğru söylüyorsunuz. Bir polis aracı yok. Ya bu konuda çok olumlu bir şey. Gelmesini çok istiyorum. Niçin gelsin? Ya analar ağlamasın. Aha. Yürekler yanmasın. Aha. Bu konuda yani hükümetimizin duyarlı olmasını çok istiyorum. Aha. Herkes kendi çocuğuna sahip olmalı. Bu konuda hükümet de bir adım atmalı. Bence idam gelmesin de yani ona büyük bir ceza verilmesi lazım. Ne gibi bir ceza? Demir boya yatsın. Çıkartmasınlar hiç. Peki bu çözüm olur mu? Ya bence çözümdür. İdam çözüm değil. Ben idama karşıyım. Niçin karşısınız? Ya istemiyorum yani. Türkiye'de idam istemiyorum. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi idam ben de karşıyımdır. Yani şöyle bir ceza verildiği zaman bunu toplum içerisinde, toplum cezan bu şeyi gördüğü zaman yani ağır bir ceza aldığı zaman herkes bu hastalık olan insanlarda buna dikkat eder ve o tür şey hani kalkış yapmaz yani. Hani erkenlik kalkışı yapmazdır. Ben öyle düşünüyorum. Dediği gibi arkadaşın dediği gibi büyük bir ceza böyle büyük bir ceza verilmesi lazım. Peki sizce bu gibi suçların önlenmesinde, bu gibi suçların işlenmemesinde eğitimin önemi ne? Şimdi şöyle bir şey yani eğitim önlemi şimdi adam desen ki bu dediğim gibi bilemeyiz yani bazı insanlar ruh hastalığına gibi bir şey benzer bir şeydir. Yani ufak bir çocuk hani ne kadar bir zarar verebilirsin ki çocuktan ne kadar bir beklenti görebilirsin ki. Yani çocuğa zarar çözülmez diyorsun. Eğitim şart olabilir eğitim şöyle yani kime nasıl eğitim verebilecek ki bilemez adamın ne olduğunu bilemezsin. Adam o şey yani kalkıştığı zaman görüyorsun zaten. Bu içeriye atıyorsun yani bir sene iki sene sonra adam çıkıyor dışarıda. O işe devam ediyor. Bunun gerekeni ağır bir ceza alması ve bunu herkesin yani o tür insanların buna bir hani yelken kalkışmasını yapmaması olur yani böyle bir çözüm olur. Büyük caydırıcı bir ceza mesela yani ömür boyu altını içeri çıkartmasınlar bence. Yani o tür insanlar zaten takip eder yani bu tür şeyler yaptığı zaman. İşte ne olur sonucu ona göre dikkat eder ve kendini şey yapar. Sizce eğitim çözüm olur mu? Eğitim çözüm bence eğitimsizlikten bu dolayı oluyor. Yani eğitimsiz insan onu yapar. Cahil bir insan yapar yani. Hı hı. Eğitimli insan hayatta öyle bir şey yapmaz ya. Ben öyle birim. Benim şeyim öyledir. Yani görüşüm öyledir. Gelmelidir. Niçin gelmeli? Hak ediyorlar. Mesela çocuk dünyanın en kıymetli varlığıdır. Geleceğimiz için. Çocuğa eziyet ediyorlar. Kaçırıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Bunlara hakkı yok. Yani biz bu çocukları doğurduğumuzda bu şekilde
büyütmeyi istemiyoruz. Tabii zarar görmelerini de istemiyoruz. Çevreye göre, mesela günlük duyduklarımıza göre çocukları kaçırıyorlar, kesiyorlar. Bir suyun içinde, bir derenin içinde, yani bilmiyorsun nerede buluyorsun. Her yerde düşünüyorsun. Mesela ben bırakmam kızımı asla. Kızlarımızı bırakamıyoruz. Hiç içimiz rahat değil. Ben çok istiyorum. Hele o hani kız çocuklarına, erkek çocuklarına, dışarıda hani tecavüz olaylarına nefret ediyorum öyle insanlardan. Bir de daha alıp hapishaneye koyuyorlar. Direkt idamdır hakları. Benim mesela 4 kız annesiyim. İçim rahat olarak çocuğumu sokağa bırakamıyorum. Yanında ya ben oluyorum. Tek başıma içim rahat olarak bir yere gönderemiyorum. Okul olsun, gezme olsun. Yani güvenilir bir çevre değil. Onun için içimiz rahat olarak bir yerlere gitmesi için hani çevremizde görüyoruz tecavüzlere, kaçıran organ mafyalarına. Hani idamca gelmesini istiyorum. Aileden geliyor. Aile o çocuğu terbiyeli küçüklüğünden beri iyi eğitmişse öyle bir çocuk çıkmaz ailede. Onun için aileler çocuklarına dikkat edecek. İyi bir eğitim sağlayacak her konuda. Okumak tek değil. Hani okumayan çocuk da var. Onun için çocuklar yetiştirirken doğru dürüst yetiştirecekler. Ortaya bırak. Sorumsuz aile olsun, hani güvenilir aileler çocukları. Mesela benim çocuğum kendi adıma çok iyi ediyorum. Çok aile de var ki başını sarmıyor, çocuklar nerede ne yapıyor kimse işini bilmiyor ama dışarıda o çocuklara laf atan kendi çocuğu işleri yapıyor. Mahallede otururlar, dedikodu yaparlar, bilmezler kendi çocukları o işleri yapar. Onun için dışarıdakinin değil de ben hep içeridekinden korkarım. Dışarıda gezen çocuklardan değil. Evde oturan, mahalle aralarında oturan kişilerden korkarım. Gezenden korkmam. Onun için kalabalık ortamı tercih ederim. Issız yerler tercih etmiyorum. Bence gelmeli. Niçin? Niçin? Ya çocuğumuz var yani en başta. Aha. Düşünecek olursan yani gelsin. Başka bir şey yok. Yani çocuk deyince durur yani. Akan su duruyor. Şimdi o çocuklar da o şekilde yani düşünce, bilmiyorum, o düşünceyi yok etmek lazım ya. Yani bitirmek lazım insanların kafasında. Ya organ mafyası mı kaçırır, bilmem neyciler mi götürür, düşünemeyim yani. Yani korkuyorum diyorsunuz. Korkuyum tabii ya, şu şartlarda çocuk yetiştirmek zaten korkunun en büyüğü bence. Bence idam değil de idamdan daha ağır cezalar olmalı. Caydırıcı cezalar olmalı. Çünkü idam onlar için bir kurtuluş olur. Ben öyle düşünüyorum. Daha ağır cezalar yapmalı ki topluma da örnek olsun. Yani abi bizim de bir bacımız var. Bizim de bir şeyimiz var abi. Yani milletin namusu bizim de bir namusumuz sayılır. Ondan dolayı yani abi gelmesi iyi olur. Yani okullarda da yani bir program, bir şeyler yapılması doğru olabilir abi, bence iyi bir şey. Peki sen neler söylersin? İdam cezasının getirilmesi senin için olumlu mu? Olumlu abi. Niçin? Çünkü arkadaşımın da dediği gibi bizim de bir borcumuz var. Allah kimse yan düşmanının maaşına vermesin ama yani çok kötü bir şey abi. Yani namus yani. Yani bizim elimize geçse biz idam yani biz kendimiz idam ederiz onu. Ama adalet yakalarsa onu, idam hakkı bence hak. Peki okullarda ne gibi eğitim verilmeli? Neler yapılmalı? Yani okulda nasıl bir eğitim verilmeli? Bütün kızları toplamalılar aslında öğretmenlerimiz. Bir çekmeli, düzgün bir öğüt vererek ve öğütü verdikten sonra kızların üstüne durmaları lazım hocalarımızın. O gerek yani. Ya evet inanıyorum ama bazıları var yani çok kızların üstlerine düşmüyorlar. Görüyorsunuz zaten parkta herkes kızlar geziyor. Ne, yani herkes bir erkekler zaten boş durmuyor. Herkes bir kız yakalama peşinde. Kızdan... Ya bunlar kötü bir şey aslında. Ailelerinin dışarı salmamaları lazım. Ailesinden çıksın gelsin gezmesin demiyoruz. Ama ailesinin bırakmaması lazım onları. Beraber gezmeleri lazım. Peki sen ailedeki eğitimin iyi olduğunu düşünüyor musun? Abi zaten yani bir aile kızını öğütmese abi kızda şey olmaz yani ailenin de bir şey yok ki. Ondan dolayı yani abi bir kız istemedi sürece daha ne olabilir ki? Sonuna kadar arkasındayım. Niçin? Ya çocuklar... Sonuçta çocuklar var. Hepimizin ailesi var. Yani idamla bu suçun işlenmesinin önüne geçebilir miyiz? Kesinlikle evet. Yani çözüm olur mu? Yıldırıcı olur bir karar önünde. Yani caydırıcı olacağını evet, düşünüyorsunuz. Evet. Ama mesela dünyanın diğer ülkelerine baktığımızda bazı suçlara idam cezası verildiğini görüyoruz. Ama buna rağmen hala o suçlar az da olsa işleniyor. Yani kesin çözüm olmuyor. Ya idam olmazsa da
hatım edilme konusu var. Hı hı. Onlardaki oldu olabilir. Yani farklı farklı idama yakın şeyler de yapılabilir evet, diyorsunuz. Evet, evet. Şu anda ülkemizde caydırıcı, yıldırıcı bir ceza yok. O yüzden daha yüksek bir cezaların olmasını istiyorum. Sonuçta bunu yapan eğitimsizlikten gelen kişilerden yapılması. Hı hı. Tabii o da güzel bir seçenek ama o eğitimi alacağını sanmıyorum o kişinin. Yani eğitimle çözüm olmaz mı diyorsunuz? İçine işlemiş o fiziksel olarak, zihinsel olarak içine işlemiş olur. Hı-hı. Mümkün yok. Eğitimi de kabul edeceğini de sanmıyorum o kişinin. Yani bunlardan sadece asıl amacı eğitimsizlikten gelen şeyler de ceza daha yıldırıcı, caydırıcı olacağına inanıyorum. Gelmeli bence abi. Niçin gelmeli? Niçin gelmeli? Çünkü abi kolay der yani, tecavüz diyorsun sen. Hı hı. Katliam diyorsun. Hı hı. Bunun için bence tahminim böyle. Hapis abi. Mesela hapise atmak gibi. Şu an hapis cezası var, çözüm olmuyor. Yani mesela eğitim anlamında okullarda, üniversitelerde bir şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir bence abi. Ne yapılabilir? Bence yani en çoktan biraz daha şey olabilir, önlem alınabilir yani. Peki sen idam cezasının gelmesini düşünüyor musun? Gelmeli mi? Yani olabilir. İnsanlar daha düşünceli olacak o zaman. Önlenir. Önlenir bence. Zaten okullarda genellikle böyle şeyler oluyor. Onun için okullarda öğrencilere dikkat edilmeli. Yani bunu yaparken öğrencilerin de büyük etkileri var zaten. Öğrenciler yaptırıyor bunları. Öğrencilere şey dikkat edilmeli yani benim için. Öğrencilerini korumalı, ahlaklı, dürüst yetiştirilmeli bence. İyi yönetmiyor okulu yani. Çok boş yani, öğrenciler başıboş geziyor. Biz de okuduk çünkü okullarda. Başıboş bence yani. Onun için öğretmenlerin, müdürlerin yani ahlaklı öğrenci yetişmesi lazım. Yani öğrencilerin yetkisi daha çok bunda. Karşısındakinden daha çok yani öğrencinin yetkisi. Yani ortada işlenen bir suç var. Yani öğrenciler yapıyor bunları. Öğrenciler yani genellikle kız öğrenciler. Yani kendilerini korurlarsa, kendilerini şey yaparlarsa hiçbir şey olmaz. Peki burada aileye ne gibi görevler düşüyor? Aileye yani aile bir şey diyemiyor çünkü aile elinden geldiği kadar çocuklarını iyi yetiştirmeye çalışıyorlardır. Yani benim ailem öyle şahsen. Beni bugünlere getirene kadar yani ellerinden geleni yaptılar. Ailelere bir şey düşünmüyor. Aile zaten elinden geleni yapıyordur. Çocuğunu okula gönderiyor zaten. Elinden geldiği kadar. Durumu iyi olsa da olmasa da çocuklarını okula gönderiyor. Zor durumda olsa da. Yani öğrencilerin kaçması lazım böyle şeylerden. Yani ben, biraz da öğrenciye iş düşüyor diyorsun. Öğrenciye iş düşüyor bence. İdam değil abi, onu hetanı kesmek lazım. Kafasını da kesmek lazım öyle insanların. Öyle yavruların, o sabilerin suçu günahı nedir? Niye bunlara bu işkence yapıyorlar? Aslında idam bile onlara az. Vatandaşın çocuğu, çoluğu mahallede sokakta gezemeyecek mi? Hep korku içinde mi yaşaması lazım annenin, babanın? Eğitim diyken anne babanın üzerine çok görevleri var. Yani hem ailede hem okulda. Tabii ki. Ya eğitim diyken abicim, şimdi karşı taraftaki işkence yapan arkadaş şahsı da söylüyorum ben. Ya onlar sana eğitim alsalar sana bu düzeye gelmezler. Bir takım şeyler için, başka kişiler için, başka çocukların neden o suçunu onlar çekiyorlar? Seviyorsa kesin ona yapsın yapacağını. Ya çocuktan ne istiyorsun? Yani siz netice olarak idam cezasını getirmesini doğru buluyorsunuz. Evet, doğru buluyorum. Ben de olsam idam yapsınlar beni. Ben de diyorum ki. Eğer küçücük çocuklar tecavüz yapılıyorsa, hı-hı, eğer bu küçücük çocuklar bu şekil telef oluyorsa ya da kendiler bir zevki için bir ne diyeyim, bu çocukları götürüp öldürüyorlarsa ben bunlara, benim babam dahi olsa, evladım dahi olsa ceza gelsin ve idam gelsin ona. Eğer evladım dahi oluyorsa, bunu yapıyorsa gelsin idam. Çünkü yazık küçücük çocuklar yani. Kimi çocuk ailesini dinlemiyor. Gerçek yani, ailenin de bir payı var bunda. Ben yani aileler gereken önlemi almalı diyorsunuz. Evet, aileler de küçükken evlatlarını eğitirse, gereken şeyi söylerse çocuklarına, ve bence böyle şeyler olmaz. Yani eğitim, ya eğitimden başka bir şey yapamazlar zaten. İdam cezası gelmeli mi? İdam cezasını ben doğru bulmuyorum. Niçin doğru bulmuyorsunuz? Yani sonuçta onlar idam ettiklerinde karşı tarafın, ya karşı taraftaki yaptıklarının bir farkı olmuyor idam. Da eğitim daha önemli tabii ki de. Yani bir şekilde eğitimle çözülmeli diyorsunuz. Yani tabii ki. İdam olmalı diyorsunuz. Aynen. Niçin? Çocuklar yazık. Babamın da söylediği gibi idam gelmez, gelmesi lazım. Hocalar doğru düzgün ders anlatmıyor ki bize öyle şeyler anlatsın. Anlatmıyorlar.
Yani okullar üzerine düşeni yerine getirmiyor diyorsun. Getirmiyor, evet. Şu anda bu üniversite okuyor. Aha. Kendisi üniversite okuyor. Üniversitede yani öğrenciler kendi bildiği gibi kafasına göre takılıyorlar. Hı-hı. Ben gittim gördüm arkadaşım. Hı-hı. Gerekli ben yollarımı takip ediyorum. Hı-hı. O açıdan gerçekten okullarda eğitim çok az. Hı-hı. Yani öğrencinin öğretmenden korkması lazım. Hı-hı. Biz çocuklarına ilkokulda öğretmenin sesini duyduğumuz zaman mahalleye kaçardık. Ara sokaklara kaçardık ki öğretmen geliyor direkten. Ama şimdi o yok. Ama şimdi öğretmen de haklı. Çocuğun bir tanesine tokat vursa ya da kulağını çekse suçlu oluyor. Hı-hı. Ceza gelir öğretmene. Yani öğretmenlerin de eli kolu bağlı. Eli kolu bağlı. Hı-hı. Caydırıcı bir suç yok. Hı-hı. Bizim Türkiye'mizde gerçekten caydırıcı bir suç yok abiciğim. O, onun için yani insanlar bir takım kötü şeyler yapıyorlar. Hı-hı. Caydırıcı olsa mesela Arap ülkelerinde böyle esrar eroin yakalayıp da nasıl idam ediyorlarsa bizim Türkiye'mizde öyle bir kanunlar gelse mümkün değil. Hiç kimse o suçu işlemeye kalkışamaz. Vallahi şimdi yetkililere ne diyelim abicim? Şimdi burası bir Türkiye Cumhuriyeti. Bu hemen halk değişimi olacak bir şey değil. Bu temelden gelmesi lazım. Temelden milletin eğitilmesi lazımdı. Ama şu anda benim yaşım 50. 20 yaşındaki çocuğuna benim düşüncelerim farklı farklı. Çevre deniyor değil mi? Herkes çocuğuna mesela diyorum ben çocuğuma yavrum düzgün giy, açık giyme, kapalı. Ya görüyor ya, çevreye bakıyoruz. Hani o her şey ortada yani. Evet değerli izleyenler, bir Genç Kampüs programıyla daha sizlerle birlikte olduk. Bu haftaki konumuz çocuk istismarı üzerinde idam cezası gelmeli mi, gelmemeli mi? Vatandaşlarımızın görüşlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki hafta farklı bir konuda, farklı bir yerde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Herhangi bir durumdan dolayı görüş, düşünce ve önerilerinizi bizlere iletmek için info@kanal5.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın, esen kalın.